AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik kabine revizyonu sonrası ilk kez Olay Televizyonu'na konuştu. Olay Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Çelik, partisinin Bursa Teşkilatı'nda yaşanan değişimle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Son 5-6 yıldır ağız tadıyla Bursa'ya gelemedim diyen Çelik, şehrin bütününü kapsayacak bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ben bakanlıkta iken hiç kırmızı plakaya binmedim. Yani. Siyasetin deneyimli ismi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Olay Televizyonu'nda Ahmet Emin Yılmaz'ın Her Açıdan programına konuk oldu. Hem sivil toplum örgütlerinin hem milletin, halkın öne çıktığı bir yaklaşımdır AK Parti dönemi. Yeni sistemde bakınız artık ideolojilerin değil, ideallerin yarıştığı bir sisteme doğru geçtik. Bir diğer konu toplumsal bütünlüğün daha güçlendiği bir sürecin içine gireceğiz. Çelik 2019 seçimleriyle geçilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin temsilde adaleti sağlayacağını söyledi. %34 oy aldık biz 2002'de. %60'ın üzerinde bir parlamentoda çoğunluğu. Yani temsilde adalet diye bir şey söz konusu mu? Bunlar da ortadan kalkacak şimdi. Temsilde özellikle adaletsizliklerin yaşanmadığı bir sürece girmiş olacağız. Çelik yeni devlet tartışmalarına da son noktayı koydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu basit bir olay değildir. Kimse bunu hafife almasın. Devlet kurmanın ne kadar zor olduğunu devleti yönetenler bilir. Siyasette önemli görevler üstlendiğini hatırlatan Çelik, Cumhuriyet dışında bir sistemde bunların olması mümkün değildi dedi. Babam bir inşaat işçisi, inşaat ustası. Dolayısıyla nereden geldiğimizi hiçbir zaman unutmadık. Bir işçi çocuğunun böyle önemli görevlere gelmesi Cumhuriyet'in imkanları ve Cumhuriyet'in bir nimeti. Başka bir sistemlerde böyle bir şey olabilir mi? Çelik Partisi'nin Bursa Teşkilatı'nda yaşanan değişimle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Ben Bursa'da 3 dönem milletvekili yapmış birisiyim. Özellikle son 5-6 yıldır gelip ağız tadıyla burada birikimlerimi Bursalı hemşehrilerimizle, teşkilatlarımızla paylaşma imkanını elde edemedik. Çelik daha kucaklayıcı bir yönetim vurgusu yaptı. Bakınız bu yaklaşımlar doğru değil. Kesinlikle Bursa'nın 3-4 milyonluk şehrin bütününü kucaklayacak bir yapılanmaya ihtiyaç var.